bay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Aman efendim ben Deniz Hacı Cav, Cav yani Hacı Bat. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye. Konuk olduk Van Tower alışveriş merkezi sayesinde evlerinize. Biz güldürelim siz anlayın. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi Bolca evlerinize dolsun. Geldik yine karşınıza sizlere kahkahalar attırmaya. Ben Deniz Hacıvat, asıl ismim Hacı Ivas. Tek başıma değilim en yakın arkadaşım Karagöz. Şimdi onu buraya çağıralım, birlikte muhabbet edelim. Karagöz, Karagöz. Karagöz, 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 Karagöz. Canım arkadaşım Karagöz. Ah, ah. Karagözüm, yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Kafana gelir düdüklü tencere. Yar bana bir eğlence aman aman yar bana bir eğlence. Allah 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 ne güzel söyledin be. Dayanamadım aşağı geleceğim. Oo, geldim geldim. Kara gözüm nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Ben sana küstüm. Ya niye küstüm be adam? Hani bize anlatacaktı çocuklarla birlikte dinleyecektik seni. Ya ne dinleyecektiniz? Hani eski Ramazanlardan bahsedecektiniz. Ah! Ah! Ne oldu? Ah, ah. De Kara kızım ben onu unuttum. Ben de su dolu tulumum. Kara kızım en iyisi ben size birazcık anlatayım eski Ramazanları. Tamam anlat. Aa, ah nerede kaldı o eski Ramazanlar? Nerede kaldı işte biz onu öğrenmeye geldik. Kara gözüm, kara gözüm. 11 ayın sultanı Ramazan. Bir saniye. Ne oldu be? 11 ayın sultanı diyorsun. Evet. İyi de bir yılda 12 ay yok mu? Evet. E niye 11 ayın sultanı diyorlar? Ah böyle hiç düşünmemiştim. Ama hiç şimdi aklımı buna yormayayım. Ben size güzelce eski Ramazanları anlatayım. Hadi anlat ben de şuraya şöyle oturayım. Ah kara gözüm ah. Eskiden insanlar birbiriyle muhabbet ederlerdi. Birbirlerinin yüzüne bakıp sabahtan akşama kadar selam verirlerdi. Salam mı? Ne salamı be? Ya ne salamı? Selam selam. Ha aleyküm selam. Ondan sonra akşamdan sabaha kadar da iftar zamanında bir arada olurlardı sahura kadar. Nasıl yani? Eskiden direkler arası diye bir şey vardı. Allah Allah direkler arası mı tel mi bu be? Yok yahu. İstanbul'da Şehzadebaşı diye bir yer var. Evet biliyorum. Direkler arası eğlenceleri yaparlardı. İftardan sonra insanlar burada buluşur. Cambazlar gelirdi, orta oyun oynarlardı, bizim gibi Karagözlü Hacivat gelirdi. Allah Allah, biz de bir giderdik. Evet, biz de orada olurduk, bizi izlerlerdi. Çoluk çocuk herkes gelir orada güzel güzel eğlenip sahuru beklerlerdi. Ay ne kadar güzel. Şimdi insanlar birbirlerinin suratlarına bile bakmıyor. Selam bile vermiyorlar. Doğru söylüyorsun. Aynı apartmanda oturuyor insanlar ismini bile bilmezler. Yandım komşu dese bir bardak su getireni yoktur. Doğru söylüyorsun. Ee başka anlatsana. Ya komşuluk demişken aslında diş kirası diye bir şey var. Ne? Diş kirası bu? Ya bildiğimiz diş değil o diş değil. Bak dinle. Diş kirası fakirle zengin arasındaki farkı kaldırmak için yapılırmış. Nasıl bir şey? Çok zenginlerin kocaman köşkleri varmış. Çat kapı bütün fakir arkadaşlar, insanlar içeri girer, yemeklerini yiyip oradan güzelce ev sahibinin verdiği hediyeleri alıp çıkarlarmış. Şimdi çat kapı gidebilir misin birinin evine? Vallahi gidemem. Vallahi kovarlar. Ah, ah diyorum ya. Nerede o eski Ramazanlar? Vallahi doğru söylüyorsun. Hele çocuklar için çok güzel farklı farklı etkinlikler olurmuş. Mesela Mesela tekne orucu diye bir şey var. Nasıl yani tek orucu? Ya. Yani gemi orucu da var mı? Ya ne gemi orucu? O zaman kayık orucu. Yahu onu demiyorum. Eskiden çocuklar yarım gün oruç tutsunlar diye tekne orucu diye bir şey bulmuşlar. Tekne orucunu tutunca hem bünyelere alışsın hem de onlara destek olsunlar diye yarım günün sonunda orucunu açan çocuklara çok güzel eğlenceler yaparlarmış. Allah Allah ne kadar güzel. Hele bir de bir şey daha var. Allah Allah çok merak ettim ne var? Zimmem defteri diye bir şey varmış. Nemmem defteri mi? Zimmem zimmem. Durumu olmayan insanlara yardımcı olmak için Hani bu bakkallardaki veresiye defteri var ya borçların yazıldığı. Evet. Onları silmeye insanlar gidermiş. Hem kimin sildiğini bilmezlermiş hem de herkese yardımcı olurlarmış. Allah Allah ne güzel be. Hele iftar çadırları ah yok mu o eski iftar çadırları. Zengini fakiri yaşlısı genci çocuğu büyü derken Herkes bir arada güzelce ezan sonrası iftarlarını açarmış Vay be ne kadar güzel Şimdi olsa insanlar ancak sofralarının fotoğraflarını çekip İnternete koyarlar. Doğru söylüyorsun. Anca şöyle fotoğrafını çıkırt diyor koyuyorlar onu paylaşıyorlar. Doğru fotoğraf paylaşmak değil. Sofradakini paylaşmak önemli. Ah, ah Çok üzüldüm yahu. Niye üzüldüm be? Nerede o eski Ramazanlar diyorduk? Evet. Gerçekten çok güzel zamanlarmış. Ah kara gözüm ah. Aslında çok geç kalmış değiliz. Nasıl yani? Bak şimdi bizi çocuklar izliyor. Doğru. Çocuklar büyüdükçe bunları öğrenseler annelerine babalarına anlatsalar büyüdükçe dediğim gibi bunlara devam etseler evet belki eski gelenekler tekrar yeşillenir ve sonra çiçekler açar. Aa, doğru söylüyorsun yahu ne kadar güzel. Ah ah dedim ya eskiden komşusu aç olan evde tok olamazdı. Şimdi tok olan açın halinden anlamıyor bile. Doğru söylüyorsun. Çocuklar sizler de arkadaşlarınızın durumlarını bilmiyor olabilirsiniz. Hemen yardımcı olursanız hem arkadaşlıklarınız pekişir hem de daha iyi ve daha güzel bir gelecek sizi bekler. Doğru söylüyorsunuz. Ah mesela Hacivat hiçbir zaman karnı tokken gelip bana sormaz. Olur mu öyle şey? Şaka yaptım şaka şaka. Ne zaman bir şey yiyecek olsa hemen bize de bir tabak getiriverir. Ya böyledir. Sen de bana getirirsin değil mi kara gözüm? Öyle öyle dayanamam. Ah bir ekmeğin yarasını Karagöz yedikçe benim karnım iyice doyuyor. Ne kadar güzel arkadaşlıklar bunlar. Ah çocuklar siz de arkadaşlarınıza böyle güzel güzel vakit geçirin. Eee, kara Karagöz'üm dinledin eski Ramazanları mutlu oldun mu? Pek mutlu olmadım. Neden? Çok güzelmiş artık eskisi gibi değil. Tamam tamam. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Tamam uzatmayalım. Çocuklar sizler bizim anlattıklarımızdan ders aldığınıza göre sizleri çok seviyoruz. Doğru sizleri çok seviyoruz. Aman Kara gözüm iki gözüm iftar birazdan olacak şimdi gidelim seninle birlikte iftara oturalım. Tamam biz iftara otururuz ya iftara iftara. Ha, anladım Mustafa Mustafa. Ya ne Mustafası bir adam? İftar diyorum iftar anladım yahu hu şaka yaptım. <laughs> kara gözüm her ne kadar sürçeli isaret ettiyse kafola başka oyunlarda görüşmek üzere haydi bakalım hoşçakalın.